Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte sıfır geometri kampının 15. hafta videolarına başlıyoruz. Evet bu hafta çemberde uzunluk anlatacağız. Toplamda 14 sayfamız var. Biliyorsunuz genelde 3 sayfa falan anlatıyoruz. Bazı videolarda 2 sayfa bazı videolarda 4 sayfa oluyor. 14 sayfayı da 4 videoya böldüğümüz zaman 3 sayfanın üstünde bir konu anlatımı olacak bazı videolarda. E, o yüzden bazı videolar bir tık uzun olabilir ama konu bütünlüğünü bozmamak için bunu yapmak zorundayım. Evet çemberde uzunluğu daha öncesinde şöyle bir giriş yapmıştık. Ne zaman? Çembere ilk başladığımız hafta 13. hafta. Çember 1 ve çember 2 demiştik. Hatta en etkili silahımız neydi? Yarı çap. Merkez kiriş çektik. Merkez teğet çektik. Ek çizimlerini söylemiştik. E, ek çizim derken anahtar kelimeleri söylemiştik. Yine burada bu hafta anlatacağım kısımda onlar da yine karşımıza çok fazla gelecek. Buna dikkat edin. Peki bu haftanın ilk videosunda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu haftanın ilk videosunda çemberde teğet. Yani 177. sayfa 178, 179 ve 180'in yarısını işleyeceğiz. Teğetler dörtgenine kadar olan kısmını işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberde teğet deyince anahtar kelimelerden biri çok fazla aklımıza geliyor. O da merkez teğet çektik. Burada şurayı nasıl dolduralım? İşte bunu daha öncesinde söylemiştik ve buna şöyle bir çok yıldız atalım. 5 yıldız atalım. Merkez teğet çektik. O şuraya da yazın. Yani artık bunu anahtar kelimelerden biri. Merkez kiriş çektik. O da anahtar kelimelerden biriydi. Çok fazla kullanacağız. Bu teğet doğrusu. Çemberin merkezinden teğet doğrusuna teğet noktasında çizilen doğru neydi arkadaşlar? Dikti. Yani ben burada o T doğru parçasını D doğrusuna ne diyebilirim arkadaşlar? Dik olarak söyleyebiliriz. Ve bunu daha öncesinde de söylemiştik. Hadi bununla ilgili hemen sorulara bakalım. Merkez var. Teğet var. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Çek dik. Evet diki çizdik. Ama diki çizince ne oldu burada? Yarı çap çizmiş olduk. En etkili silahımızı kullanmış olduk. En etkili silahımızı kullanınca sadece yarı çap çizmeyle kalmayalım. Yarı çap uzunluğuna bakalım. Yarı çap uzunluğu kaç? 3. A hocam bu da yarı çap. 3. Ne çıktı burada arkadaşım? Bir dik üçgen karşımıza çıktı. Evet anahtar kelimeleri. Çemberde uzunlukta genelde anahtar kelimeleri kullanıyoruz. Merkez teğet çektik. Merkez giriş çektik. Bunları kullandıktan sonra da ilk hedefimiz dik üçgen var mı yok mu diye bakmak. Yoksa da biz kendimiz oluşturuyoruz. Yoksa nasıl oluşturuyoruz? Mesela bazen şöyle dik yamuk geliyor. Dik yamuk geldiğinde dik dörtgen oluşturma. Yani eski konuları da düşünerekten yapıyoruz. Neyse hala hazırda direkt karşımıza dik üçgen çıktı. E, bir kenar 3, bir kenar 5. 3, 4, 5 üçgeninden burası da 4 oldu. Örnek 1'i 4 bulduk. Evet geldik örnek 2'ye. Örnek 2'de de yine arkadaşlar yarı çap uzunluğuyla şurası eşit verilmiş. En etkili silahımızı kullanacağız. Merkez varsa, teğet varsa çek dik. Hemen 90 derece. Hocam bak yarı çap. E bu da yarı çap. Yani çizgi. E hocam burada yarı çap. Burası ne oldu? 2R oldu. Ve şurada bir dik üçgen yine karşımıza çıktı mı? Çıktı. Hocam özel bir üçgen ve hatta bunlar R dediklerimiz kaç verilmiş arkadaşlar? 4 verilmiş. Burası 4, burası 4, burası 4. E burada 90'ın karşısı 2 iken hangi açının karşısı R'dir? 30'un. 30, 60, 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı da kaç olur? 4 kök 3 olur. Yani x'i böylelikle 4 kök 3 olarak buluruz arkadaşlar. Eski konular. Üçgen müçgen. Çok fazla kullanacağız. Dikkat. Evet. Geldik 3'e. Merkez varsa. Teğet varsa. Ne yapıyoruz? dik Anahtar kelimesini kullan. Ama bunu çizince yarı çizmiş olduk. Bu yarı uzunluğunda da çift çizgi mi? Evet. Çünkü bakın burası çift çizgi yarı uzunluğu. Burası da çift çizgi oldu. E burası R'yken burası da R. Burası da R. Toplam burası ne oldu? 2R oldu. Şuradaki dik üçgeni görüyorsunuz. Hala hazırda. Direkt karşımıza çıktı. E, buradaki dik üçgenden dolayı 90'ın karşısı 2R ise özel bir üçgen. Hangi açının karşısı? 30'un karşısı R'dir. O zaman burası 60'tır. E60'ın karşısı 6 köküse 30'dan 60'a geçiş köküse kaçsa 60'dan 30'a geçişte köküçe bölünmüş halidir. Yani 6 köküse 60'ın karşısı 30'un karşısında köküçe bölünmüş hali 6'dır. Çemberin yarı çapını böylelikle ne bulduk? 6 bulduk. Geldik örnek 4'e. Şimdi AT uzunluğunu 6 vermiş. Ali Bey uzunluğunu şurayı 18 vermiş. Çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor. Anahtar kelime. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Hemen kullandık ve hala hazırda karşımıza dik üçgen çıktı mı çıktı. Ama bak yarı çap çizdik. Bu yarı çap olmasını göster şöyle. E hocam burası yarı çap. E burası, da, burası da yarı çap. E tamamı 18'di. E bana bu dik üçgenin kenarı lazım. Hocam burası da 18 eksi re. Pisagor. Uygula bakalım. 18 eksi re'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 6'nın karesinden işlem işlem işlemle R'yi buluruz. Hocam 6 varsa büyük ihtimalle ne üçgenidir? Hissediyoruz. 6, 8, 10 üçgenidir. Bakalım. R ye yerine 8 yazarsam 18 8, 8'den burası 10 çıktı mı? Çıktı. Yani R'yi böylelikle kaç buluruz? 8 buluruz. Yani bu konuda özellikle çemberde uzunlukta özellikle hissetme çok fazla arkadaşlar. Çünkü özel üçgenleri çok fazla kullanıyoruz burada. Haberiniz olsun. Geldi örnek 5'e. Evet teğet noktası verilmiş. Kiriş de var burada. Ali Bey uzunluğunu 3 vermişler. BC uzunluğunu 6 vermişler. Şimdi çemberin merkezi burada bir yerdeyse teğet de varsa var ya hemen merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Ne yapıyor? 2 eşit parçaya bölüyor. Evet iki eşit parçaya böldü. Hocam bunun tamamı 6 idi. Bunlar 3 3 yaptı. E sonra burası 3 3 daha 6 ve burada dikkat et ne çıktı? Bir dikdörtgen çıktı. Buradaki dikdörtgenden dolayı Burası 6 ise burası da ne oldu? 6 oldu. E hocam burası 6. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız? Şimdi çemberin yarı çapı isteniyor bizden. Aa çıkmış bile ya. Direkt yarıçap çap uzunluğu. Burası değil midir arkadaşlar yarıçap? çap? Dikdörtgen'den dolayı yarı çapı da 6 bulduk. Ha başka bir şey. Şurası istenmiş olsaydı en etkili silahımız yarıçap çizip sonuca da ulaşırdık. Ama bizden direkt yarıçap istenmiş. R'yi de böylelikle 6 olarak bulduk. Evet örnek 5. 6 çıktı. Geldik örnek 6'ya. Evet. Neler var burada? AT uzunluğunu 6 buraya 2 vermişler. Çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. Merkezi burasıysa. Merkez varsa teğet varsa çektik. Kiriş varsa çektik. Evet kirişi iki eş parçaya böldük mü böldük. Şurası da 90 derece. 90 90 90. Ve burası da 90. Burada bir dikdörtgen oluştu. E buradaki dikdörtgenden dolayı ben şunu yazabilirim. 6 ise burası 6. Şuraya A dersem burası da A. Hocam burası A artı 2 ise burası da A artı 2 oldu. Yarı çap uzunluğu da A artı 2. Bizden yarı çap isteniyor. Bir şey yapamadık. Ne yapacağız? Dik üçgen oluşturacağız. En etkili silahımız nedir? Yarı çap. E yarı çapı çizelim. Çemberin merkezine kalemi koyduk. Yarı çap. Çember üzerindeki noktaları çiziyordu. Ya buraya ya buraya. istediğin yeri çiz. Ka karışmasın diye buraya çizdim. E bu yarı çap uzunluğu. R demeyelim bak. Yarı çap uzunluğu A artı 2 bulmuştuk. Yazalım buraya A artı 2. Ve artık burada bir pisagor. A artı 2'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı 6'nın karesinden dolayı. İşlem işlem işlemle a'yı buluruz. Hocam 6 varsa büyük ihtimalle ne üçgendir? 6, 8, 10 üçgendir. 8 koyarsak burada da 10 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Evet a'yı 8 bulduk ama bizden yarı çap isteniyor. Yarı çapta kaç çıktı arkadaşlar? A artı 2 olduğundan o da 10 çıktı. 6. soruyu 10 bulduk. Geldik 7'ye. Evet 24 verilmiş 5 verilmiş. Evet bu soru tipinin her türlüsü karşımıza gelmiş gördüğünüz üzere. Merkez varsa teğet varsa ne yapıyoruz? Çektik. Kiriş varsa çek, dik. 24 dediğimiz BC, BC kirişini iki eş parçaya bölecek? 12 12. Sonra burası beşgen, burası da 5. En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap. Evet, yarıçapı çizelim şöyle. Yarıçap uzunluğu 13 oldu. Aa hocam burası 13 ya. Yarıçap uzunluğu. E bu da yarıçap uzunluğu. Burası da 13. E burada da bir dikdörtgen yok mu? Var. Dikdörtgenden dolayı burası 13 ise burası da 13 olmak zorunda değil mi? 12'si buradaysa buraya da ne kaldı? 1 kaldı. Bizden de Ali Bey uzunluğu isteniyor. Cevap böylelikle 1 çıktı. Çok zevkli değil mi? Yani dik üçgeni zaten çok iyi bir şekilde biliyoruz. Biliyoruz değil mi? Çünkü geometrinin temeli. O yüzden dik üçgeni en iyi. En iyi dik üçgeni. En iyi dik üçgeni ve benzerliği bilmeniz lazım diye hep söyledik zaten. En iyi dik üçgeni biliyoruz zaten. eçemberde uzunlukta da zaten çok fazla dik üçgen karşımıza çıkıyor. Örnek 7'yi böylelikle 1 bulduk. Geldik. Dikkate. Arkadaşlar Çember dışındaki bir noktadan çembere çizilen teğetler birbirine eşittir. Evet. Bu önemli. Anahtar kelime saydım ya, anahtar kelimelerden de bunu da sayabiliriz. Ne demiştik? Merkez teğet çektik, merkez kiriş çektik. Üçüncü de teğetler birbirine eşit. Bunun ispatını daha öncesinde yapmıştık arkadaşlar. Evet. Şu teğetler birbirine eşit oluyor diye söylemiştik. Bir ispat türü şuydu. Bu merkezden geçen açı ortay oluyordu. Merkezde e, şuradan şu dikmeleri çizecek olursak. RR oluyor ya o yüzden açı ortay oluyor. E açı ortay kolları çizilen dikmeler için ayırtlı yerler işte. Bir ispat buydu. Diğer ispat da neydi? Şunu şöyle çizecek olursak şuraya ben bir alfa dersem Teğet kiriş açıdan 2 alfa. E, teğet kiriş açıdan burası da alfa oluyor. Alfa alfa olduğundan ikiz kenar çıktı. Şunlar da birbirine eşit diye ispatını yapmıştık zaten size. Evet bu da önemli. KA ve KB birbirine eşitse. alikara uzunluğu eşittir. Kenan Bey uzunluğudur arkadaşlar. Tamam mı? Evet neymiş? Teğetler birbirine eşit. Anahtar kelime gibi sayabiliriz arkadaşlar. Bu da önemli. Karşımıza çıkıyor. Merkez kiriş çektik. Merkez teğet çektik. Bir de teğetler birbirine eşit uyumlu olsun diye böyle bir anahtar kelime şey telaffuz edelim. Evet bir ikincisi de bu. Aa bak bunu hiç öyle şey diye düşünmeyin. Çevre KDC isteniyor. Arkadaşlar çevre KDC ne yapıyor biliyor musunuz? Çevre KDC AK artı Kenan Bey uzunluğuna eşit oluyor. Ya, ya da iki tane AK'ya eşit oluyor. Çünkü AK artı Kenan Bey. Evet 2 tane ya da iki tane AK uzunluğuna eşit oluyor. Sebep ispatını direkt burada da yapabilirim aslında ama soru üzerinde göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın KD'yi kaç vermiş? 6 vermiş. Ya da ispatını yapayım ben ya, değil mi? Arkadaşlar şu küçük teğetler birbirine eşit değil mi? Evet. Burası A iken burası A mı? Aynen. Burası B iken burası B mi? Evet. Şu küçük teğetler de eşit. E hocam şu teğetle de şu teğet birbirine eşit değil mi? Aynen öyle. Bu teğete ben x dersem buraya x, -X a kaldı. Bu teğette zaten x çünkü bunlar birbirine eşit. Buraya da X eksi B kaldı. E şimdi şunun çevresini topla bakayım. Çevre KDC'yi. X eksi A ile A'nın toplamı X yaptı. X eksi B ile B'nin toplamı da X yaptı. Toplamı 2X yaptı. Gerçekten çevre KDC neye eşit oldu? AK artı KB'ye eşit oldu. Ya da neye eşit oldu? 2 tane AK'ya eşit oldu. Ya da 2 tane Kenan b uzunluğuna eşit oldu diyebiliriz arkadaşlar. Ama bunu özellik olarak sakın bilme. T, T birbirine eşit olmasını bildiğin zaman sonuca rahat bir şekilde ulaşıyorsun zaten. Yani kural olarak bilmen gerekenleri ya da tanım olarak bilmen gerekenleri kesinlikle söylüyorum ama bakın şöyle şunu bilmene gerek yok. Kesin ve net. Yani kafanı böyle meşgul etme bazı fazla bilgilerle. Şimdi burada teğet noktaları verilmiş. E, B ve A noktaları. 6 verilmiş. Neresi? KD uzunluğunu 6 vermişler. ED uzunluğunu da 2 vermişler. Arkadaşım T, T birbirine eşit değil mi? Evet. 2 ise burası da ne olacak? 2 olacak. Sonra Ali Kara uzunluğu isteniliyor bizden. A şu teğet şu teğet uzunlukları birbirine eşit olduğundan burası 8 ise burası da 8 olacak. Alikara uzunluğunu kaç bulduk o zaman? 8 bulduk. Evet örnek 8 8 çıktı geldik örnek 9'a. Şimdi yine teğet teğet bunlar birbirine eşit. Hocam 3 ise 3. Teğet teğet bunlar da birbirine eşit. 1 ise 1. E sonra ne olacak? Hocam şu büyük teğet de, bu büyük teğet de yine birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit yani. Yani ne demek bu? 2x e 1 artı 3 ile x artı 7 artı 1 x artı 7 artı 1 birbirine eşit olacak. x'i buraya atınca 2x eksi x'den x geldi. Burası 2 yaptı. Burası da 8 yaptı. 8 eksi 2'den de cevabı kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Evet bizden x isteniyor zaten. 9. sorunun doğru cevap böylelikle 6 oldu. Geldik 10. soruya. Evet şimdi ne var burada? Hocam şu teğet şu teğet birbirine nedir? Eşittir. E burası 15 ise burası da 15 midir? Evet. Şu dik üçgenin kenarları var bak. Burası ne? 12. Burası ne? 15. 12, 15. 3, 4, 5'in katı. 3, 4, 5'in 3 katı. 9, 12, 15'ten burası 9 çıktı. Alan A, isteniyor, D Taral alan. Edik kenarlar var. 9 çarpı 12 bölü 2'ye eşittir. O da kaç yapar? Şunun da şu sadeleşse 6. 6 kere 9 da 54 yapar. Örnek onu 54 bulduk. Geldik örnek 11'e. Evet. Bunlar Çembere teğet verilmiş. Ali kara uzunluğunu 10 vermişler. Şurası 10. Çevre KDC nedir diye soruluyor bize arkadaşlar. Evet. Çevre KDC. KDC üçgenin alanı soruluyor bize. Şuradaki üçgenin alanı. Bulacağız. E şimdi arkadaşlar şu onu gördük. Şu teğet bu da teğet. Birbirine eşit değil mi? Evet. Hemen bunu görüyoruz. Ama nedense şu küçük teğetleri fark edemiyoruz. Arkadaşlar şu küçük teğetler de birbirine eşit. Yani şu parçayla da şu parça eşit. A ise burası da A. E tamamı 10'du. Buraya 10-A kaldı. E burada da şunlar da birbirine eşit. E o zaman burası B ise burası da B'dir. E tamamı 10'du. Buraya da 10 eksi B kaldı. Şimdi çevre K, D, bak bakayım. Çevre K, D, C. 10 eksi A var. Artı A var. Artı B var. Bir de 10 eksi B var. B artı 10 eksi B var. E burada A'lar nanay. B'ler nanay. Şi nanay yavrum. Şi nanaydan cevap ne çıktı arkadaşlar? 20 çıktı. Yani örnek 11'i böylelikle 20 bulduk. Geldik şuraya. O işte çemberin merkezi ise bu ne? Şuradaki uzunluklar birbirine eşittir arkadaşlar. İşte çemberin merkezi. İşte çemberin merkezi olduğunda ne oluyordu? Açı ortay oluyordu arkadaşlar. Zaten şunlar birbirine eşitliğinden bahsedebiliriz. Açıyla ilgili de daha öncesinde şundan bahsedebiliriz. Burası alfa iken burası ne oluyordu? 180 eksi alfa şeklinde oluyordu arkadaşlar. Yani o işte çemberin merkezi olduğunda şu AF ile AE'nin birbirine eşit olması sonra FB ile BD'nin eşit olması sonra CD ile de CE'nin birbirine eşit olması. Zaten TET uzunlukları birbirine eşit hocam. Ya da şu TET uzunlukları birbirine eşit. Ya da şu TET uzunlukları birbirine eşit. Kullanabiliriz arkadaşlar. Yani burada herhangi bir şekilde ekstradan bir dikkat etmemize gerek yok. Şu TET uzunluklarının eşit olduğunu bildiğimiz zaman yani ekstradan bunu kafanıza takmayın. Tamam konu anlatırken yapıyoruz. ispatlarını da gösteriyoruz zaten. E bir önceki tanıma ithafen yazılmış bir şey zaten bu. Evet şuradakiler eşit oldu. Bakalım ne oldu burada. Şimdi şuraya bakacak olursak. E hocam burası 4 ise burası da nedir? 4'tür. Sonra burası 3 ise t t bu uzunlukları birbirine eşittir. Burası 3'tür. E hocam şurası da şurası eşit değil midir? Çünkü şunlar da birbirine eşit olduğundan dolayı. E c uzunluğu nedir diye soruluyor. E çevreyi de vermiş zaten bize. Yani 2x artı bak 2x var. Sonra 3, 3, 4, 4 var. 3, 6, 10, 14. 2x artı 14 kaça eşitmiş arkadaşlar? 18'e. 2x buradan 4'e eşitse x'i de böylelikle kaç buluruz? 2 olarak buluruz. Evet x'i böylelikle 2 bulduk. Bildiğimiz tt tuzluklarının birbirine eşit olmasını kullandık soruda. Evet örnek 12'yi 2 bulduk. Geldik örnek 13'e. Örnek 13'te ABC bir üçgen. O işte çemberin merkezi. AB uzunluğu 9 olarak verilmiş. Hmm. Şurası 9. Sonra BC uzunluğu 8 verilmiş. Burası 8. Burası da ne verilmiş? 7 verilmiş. Hadi bunları kullanalım. Hocam X'e şu TT T uzunlukları birbirine eşit. Burası da X mi? Evet. E Buraya ne kaldı? 9-X kaldı. e Şu uzunluklar da birbirine eşit. Burası da 9-X. Tamamı 8'de burada. Buraya gelelim. Şu parçayla da şu parça eşit olacak. Buraya 8-X kaldı bu arada. 8 X ise 8-X. E Burası da 8-X değil mi? Evet. E şimdi ne oldu burada arkadaşlar? Burada tamamı 7 değil mi bunun? Evet kullanalım. Yani 9 eksi x artı 8 eksi x eşittir 7. Buradan 17 yaptı burası. Eksi 7'yi buraya attım 7. Eksi 2 x de bu tarafa artı 2 x diye geçti. 10 eşittir 2 x ise x de böylelikle kaç gelir? 5 gelir. Evet örnek 13'ü ne bulduk arkadaşlar? 5 bulduk. Geldik örnek 14'e. Hmm. Şimdi teğet teğet merkezden geçince bu açı orta oluyordu. Bizden ne istenmiş? AD uzunluğu istenmiş. Peki bunu da çizmesine gerek var mıydı? Bilmiyorum ama neyse. OC uzunluğunu kaç vermiş? Ha OC'yi vermiş tabii gerek var. OC uzunluğunu 15 verdiği için merkez varsa teğet varsa çek dik. Arkadaşlar ne çıktı burada? 3, 4, 5'in katı 3 katından dolayı 12, 15, 9, 12, 15 üçgeninden 9 çıktı. E sonra ne yapacağız? Hocam merkez varsa teğet varsa çek dik. Merkez varsa teğet varsa çektik. A burası 90 burası 90 burası 90. E o zaman dörtgen olduğu için burası da 90. Bu bir dikdörtgen oldu. Hatta burası da R burası da R olduğundan dolayı. R iken burası da mı R olacak arkadaşlar? Evet dikdörtgenden dolayı R iken karşısında R'ye bir kare çıktı karşımıza. Bu arada R dediğimiz 9 değil mi? Evet. X eşittir R o da kaç çıktı o zaman? 9 çıktı. Bak verilen bilgileri öncelikle kullandım. Sonra ne yaptım? Anahtar kelimeleri kullandım. Hocam şu teğetlerin eşit olmasına hiç gitmedim bile. Uzunluklar olmadığı için arkadaşlar burada. Haberiniz olsun. Merkez teğet çektik olaylarından burada bir dikdörtgen kare karşımıza çıktı. Evet örnek 14'ü 9 bulduk. Ve geldik teğetler dörtgenine. Aa, o zaman teğetler dörtgenine geldiysek bu işi bitirdik arkadaşlar. Yani ilk videomuz bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda teğetler dörtgeninde, teğetler dörtgenin konu anlatımında daha doğrusu görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.